Soru, engelli insanlar niçin yaratıldı? Veya bazen hani böyle insanların fıtri şu şeklinden daha farklı şekilde olan, hani bazı uzuvları daha fazla ve eksik olan insanlar da oluyor. Hani bunlar niçin yaratıldı? Hiç olmaması lazım değil mi diye soruluyor. Şimdi öncelikle bu meselede şunu bilmek gerekir. Yani mülk umumen onundur, Allah'ındır. Yani malikiyet mertebesi en azam şekilde nedir? Allah'a aittir. Bizim vücudumuz, gerek vücudumuz, gerek duygularımız, gerek azalarımızı kendimizi de yapmamışız. Bunları bir dükkandan da satın almamışız. Bunlar tamamen hani Allah'ın bize verdiği hani hediyeler olarak görebiliriz. Dolayısıyla vücut, mesela vücut dairesine çıkmak mutlak hayırdır. Mutlak bir güzelliktir. Sadece vücut dairesine çıkmadık, hayat vermiş bize. Sonra insaniyet vermiş bize ve insaniyete bağlı pek çok işte duygu, cihaz, ağza, aletler vermiş bize, hissiyatlar vermiş bize. Dolayısıyla bir kere bunların hepsi nedir? Nimetlerdir. Yani bir, yani şöyle düşünelim, hani yüksek merdivenli bir minare düşünelim. Her basamağında ne var? Bir tane hediye koymuş. İşte birisi de bir nimet, merhamet sahibi bir zengin bize diyor ki, bu merdivenden şuraya kadar çık, her basamakta da sen bir tane hediye alacaksın. Çıktık. 30 tane basamak çıktık. Baktık ki 50 basamak var. Ya ben niye 50.ye çıkmadım demek noktasında bir hakkımız olabilir mi? Tabii ki olamaz. Çünkü ne bir ücret ödemişiz, ne bir onun karşılığında bir hani bedel ödemişiz. O yüzden de bu noktadan bakmak gerekir öncelikle bu meseleye. Şimdi peki o zaman bunların hani hikmeti nedir? Şimdi Allah'ın kainatta yaratması, tedbiri, icadı ve idaresi rububiyetin kanunlarıyladır. Yani kudret, rububiyetin koyduğu irade sıfatından gelen ve yine isimlerinin tecellisinin, emrinin, Allah'ın ilminin, emrinin, iradesinin tecellisi olarak kainatta, mevcudatta gördüğümüz kanunlarla ne yapıyor? İdare ediyor kainatı, alemi. Kudret de o kanunlara göre tecelli ediyor. Kudretin nispeti kanunidir. Şimdi mesela bunlardan bir tanesi de üreme kanunu. İşte mesela insanların üremesi. Onun teferruatı var işte. Üreme kanunu, onunla ilgili meseleler var. İşte onlara namus deniyor. O meselelerle ilgili hükümler var. Onlara da kuvveler deniyor. Şimdi dolayısıyla, fakat Allah bazen bu kanunlarını ne yapıyor? Bozuyor, değiştiriyor. Niçin? Buna şaz deniyor. Yani rububiyet kanunlarını meşiyetinin, iradesinin değil mi esas olduğunu göstermek. Yani kendi iradesi, kendi meşiyeti, kendi koyduğu kanunlara tabi olmadığını, her şeyin farkında olduğunu, dilediği zaman her şeyi yapabileceğini gösterme noktasında ne yapıyor? İradesinin hiçbir kayıt altında olmadığını bize göstermek için bazen böyle örnekler de oluyor. Yani dediğimiz gibi, yani normal fiziki olarak hani normal bir insan gibi olmayan, daha farklı işte eksiklikleri veya fazlalıkları olan insanlar da oluyor. Neden? Çünkü insanların en çok düştüğü hatalardan bir tanesi de yeknesaklık ve ülfet perdesi. Yani insanları üreme kanunu meydana getiriyor. Böyle düşünüyoruz. İşte hani işte karı koca bir araya geliyor, işte öyle değil. Üreme kanunu, yani bir insanın meydana gelmesinde sadece bir şart-ı adidir. İşte Hazreti Adem'i, Hazreti İsa'yı Allah üreme kanununun haricinde yarattı. Dolayısıyla bu noktadan böyle ne, hangi noktadan, yani burada cevaptaki önemli nokta ne? Allah'ın iradesi hiçbir kayıt altında değildir. Kendi koyduğu kanunlara da mutlak uyacak diye bir zorunluluk yoktur. Bunu bize gösterip o perdeleri yırtmak. Değil mi? Ben hani dilediğim zaman dilediğim gibi hükmederim noktasında da ne yapıyor? Bir bu meselelerin, yani buna benzer örneklerin hikmetleri var. Peki o zaman bu insanların suçu ne? Şimdi buna benzer sorularda, adaletle ilgili meselelerde bakın. Meseleyi sadece dünya hayatı noktasından bakarsak kesinlikle işin içinden çıkamayız. Oysa insanın dünyadaki hayatı çok kısadır. Bir misafirhane gibi. Çok kısadır. Hayat, varlık, vücut dünya hayatından ibaret değil. Bunun berzahı var, mahşeri var, sıratı var, ebediyeti var. İşte bu insanların, bu tarz yani engelli olan insanların, sakat olan insanların eğer Allah'a isyan etmezse, şartı var tabii. Allah'a isyan etmesi çok büyük kârları ve mükafatları, ama çok büyük. Hatta Bediüzzaman Hazretleri Hastalar Risalesi'nde bir örnek veriyor mesela. Gözleri görmeyen bir hasta diyor.
eğer Allah'tan şikayet etmezse kabre gittiği zaman normal insanlar, yani kabirde normal gözleri açık olarak hani yaşayıp ölen insanlardan, insanların çok fevkinde, adeta diyor uzakları gösteren dürbünler gibi görebilecek, cennetin bahçelerine temaşa edebilecek. Herkese, hangi organı noksansa. Çünkü dünyada o organını kullanamıyor ya, onun hakkı tabiri caizse nereye kalıyor? Ahirete kalıyor, ama kabre kalıyor, ahirete kalıyor. Orada diğer insanların çok çok fevkinde ne olacak? O organından istifade etmiş olacak. Mesela dünyada gözleri açık. Evet, kimse tabii görmemi istemez. Çünkü vücutta esas olan sıhhattir. Ama dünyada gözü açık olan bir insan, gözünü sürekli kötü şeylere, haramlara vesaireye sarf edip ne oluyor işte, ölmesi var. O şekilde gittiğinde belki de mahşerde göremeyecek. Kur'an-ı Kerim'de var. Ben dünyadayken görüyordum. Görüyordun ama ben niye körüm diyecek? Çünkü görüyordun ama gözünü değil mi, hep yanlış şeylerde, hep haramlarda, hep kötü şeylerde kullandığım için o özelliği ondan ne olacak? Alınacak. Dolayısıyla hani engelli olan insanların özellikle o kullanamadıkları, dünya nimetlerinden istifade edemedikleri o uzuvları kabirden sonra onlar için diğer insanların çok fevkinde büyük bir nimete, büyük bir avantaja ne olacak? Dönüşecek. Aynı zamanda tabii bu meselenin bir de, şimdi iki türlü ibadet var. Bir müsbet ibadet. Müsbet ibadet nedir? İşte namaz, oruç vesaire gibi yani. Bir de menfi ibadet var. O da ne? İşte hastalıklara, musibetlere, bu tarz eksiklere insan hani sabrederek, onları kabul ederek değil mi? O noktadan isyan etmeyerek sürekli ibadet etmiş oluyor o insan. Bakın bir mümin, yani engelli bir mümin, Allah'a o engelinden dolayı isyan etmiyorsa, bunu hani kabullenmişse, bunda da hikmetler vardır benim ahiretim için, maneviyatım için, etmemişse sürekli oradan sevap kazanıyor. Yani menfi ibadet yapmış oluyor. Böyle bir zamanda günahların bu kadar umumileştiği, ahireti kazanmanın bu kadar zor olduğu bir zamanda bu onlar için çok büyük bir ne oluyor? Nimet oluyor, çok büyük bir kazanç oluyor. Dolayısıyla İslamiyet'te, dinde şöyle bir kural var. Yani nimette kendimizden daha aşağıdakine bakma. Daha yukarıdakine değil de. Çünkü o sonsuz bir şeydir. Ben niye şöyle olmadım, niye böyle olmadım, bana şu niye verilmedi, bu niye verilmedi? Yani o Allah'ın hani meşiyetine, hikmetine, iradesine bakar. Mülk umumen onundur. Meselesine bakar. Yani Allah bize bu kadar vermişse, biz bize verdiği bu vücut, hayat ve organlarımız ve uzuvlarımızla nasıl işte onu bilebiliriz, ona ibadet edebiliriz, onu tanıyabiliriz, ahiretimizi kazanabiliriz ve dünyadaki varlığımızın gayesine, hikmetine uygun bir hayat nasıl geçirebiliriz? Bu noktaya bakmak gerekir. Bu cihetlerden de dediğim gibi, evet dünyada, dünya hayatında kısacık bir işte 40-50 sene bunun belki sıkıntısını, meşakkatini çekiyorlar ama ebedi hayatta milyarlar sene bunun faydasını, karını, nimetini ne yapacaklar? Görecekler. Evet.